sever vatandaşlarımızın işbirliğiyle düzenlenmiş olan iftar çadırlarımıza hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'ın 15. gününde yine Harbi Radyo aracılığıyla sizlerleyiz. İnternetleri, radyoları başlarında ve iftar çadırlarında bizleri dinleyen bütün kardeşlerimize buradan selam olsun. Öncelikle Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Şaşmaz Beyefendi'ye ve iftar çadırlarında emeği geçen bütün personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Programımıza geçmeden önce bugünkü hayırseverlerimizin ismini hayırseverlerimizi hatırlatmak istiyorum. Merkez Mahallesi'nde Yezen İnşaat sahibi Recai Yezen'in vefat eden abisinin hayrına, Karaçalı Mahallesi'nde Gani Yapı İnşaat'ın katkılarıyla, Beskese Mahallesi'nde merhum İhsan Yılmaz ve merhum Ali Küçük Camus hayrına verilmektedir. Kargın Külü Mahallesi İftar Çadırı'nda Rahmiye, Deniz ve Güven Özdemir'in katkılarıyla iftar yemeklerimiz verilmektedir. Din eğitimine kaydırılmamalı.
karşılığında ele alınması gereken hususlar vardır. Temel husus, çocuğun İslami kimliğinin oluşmasında, Ramazan atmosferinden yararlanma konusudur. Bunun için en başta çocuklara Ramazan'ı sevdirmek, Ramazan'ın hasletlerini, güzelliklerini, bu güzel bir araya toplarında iftar yapmaları, sahurları, daha değişik hasretleri var Ramazan ayının, bu gençlerimize aktarmamız lazım. Neslimize aktarmamız lazım. Ramazan'ın onlara İslam'ın kültürel kodlarını aktarabilmek için bir vesile edinmenin yollarına varmak lazım. Konunun açılımı bazı vurgularla sürdürülebilir. Bu vurgular birkaç başlıkla ele alınabilir. Bu vurgular çocuğun temiz fıtratı, onun emanet oluşu, bu emanete riayet bilinci, bunun için sevgi, ilgi, şefkat, merhamet ve buna dayalı bir kimlik aşısı üzerinde kurabiliriz. Fıtrat vurgusu. Konunun açılımına çocukların temiz fıtratlarına vurgu yapılarak başlanabilir. Bu konudaki bazı vurgular şunlar olabilir. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukların tertemiz bir yaratılışla dünyaya geldiklerini ifade etmişlerdir. Tertemiz bir şekilde dünyaya gelen, yani fıtrat üzere yaratan çocukların hareket, tavır ve gidişatlarını şekillendiren anne, baba ve içinde yaşadığı sosyal ve kültürel çevredir. Çocuk başta anne ve babası olmak üzere çevresindeki büyüklerin kendisine aşıladıkları değerleri, ve davranış modellerini benimser ve ona bir şekil almaya başlar. Çocuklarımızın doğuştan getirdikleri temiz fıtratlarını koruyabilecekleri ortamlar içinde yetişmeleri büyük önem taşımaktadır. Emanet vurgusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Peygamber'in bize bıraktığı esaslara göre çocuklar başta anne baba, diğer yakınlar ve idareciler olmak üzere sorumluluk silsilesi dahilinde İslam toplumunun elinde emanettir. Bu emaneti riayet için onların bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmeleri gerekir. Müslüman bir çocuğun ruhen sağlıklı yetişmenin temel şartı İslami kimlikle yetişmesidir. O kimliği kazanmasıdır. Gençlerimize İslami kimlik kazandırmak zorundayız. Ağaç yaş keneğini atalarımız diyor. Bu atasözümüzün de işaret ettiği gibi çocuğun İslami kimliği özümsemesinin en elverişli zamanı çocukluk çağıdır. İnsanın çocukluk dönemi, hayatının gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık gibi diğer dönemlerini de etkilemektedir. Hayatın diğer evrelerine nispetle, çocukluk dönemi binaya nispetle, binanın temeli gibidir. Bunda binada temel ne kadar önemliyse insan hayatında da çocukluk dönemi o kadar önemlidir, o kadar değerlidir. Sağlam bir temele oturan bina, sağlam bir şekilde ayakta durur. Ömrü uzun olur. Zerzereden, depremden, sarsıntıdan etkilenmez. Bunun için çocukluk yaşında
kazanılan İslami kimlik kolay kolay silinmez. Hatta büyüklerimizden bir tanesi diyor ki, İslam'ı anlatmak için, ben diyor camide diyor çocukluğumda diyor, hocam ne anlattıysa ona gülerim, ben hocalarımı unutamıyorum diyor. Demek ki gençliğimize, çocukluğumuza, zihnimize o algı döneminde neyi yerleştirmişler ise almışlar. O da bize ömür boyu devam etmiştir. Kulağımızda birer küpedir. Geçen gün iki tane kız çocuğu, 9-10 yaşlarında, bilemedim 11 yaşlarında. Hocam dedi, bir şey soracağım. Sor dedim. Ama cılız yapısı gençlerimizin, yani 10-11 desem herkesin 8 yaş gibi gözüküyor. Hocam bir de farkına varmadan biz seni yedik dedi. Dedim ki sen oluşmak diyorsun. Evet. Peki aklına geldiği zaman ne yaptın? Ondan sonra yemedim dedi. Devam edeyim etmeyeyim dedi. Devam ettim. Onu Cenab-ı Hakk'a bayılıyor. Yani hoşuma gitti, sevindim. O gençliğin 10 yaşlarında, 9 yaşlarında oruç tutması, hele hele bizim Dalaman gibi, çöre gibi olan yerlerde biraz zor. Ama demek ki varmış. Eğitim pedagojisi açısından bakıldığında hiç şüphesiz çocuklar üzerinde sözlü, uyarılardan daha çok örnek davranışlar etki olabilir. Çünkü kendisine karşı dürüst davranılan bir çocuk dürüst davranmayı, kendisine güzel davranılan bir çocuk güzel davranmayı öğrenir. Bu sebeple örnek davranış en etkili eğitim ve terbiye yöntemidir. Ramazan ayı bu açıdan oldukça musibeti sahip bir ortamdır. Çocuklarımızı alıp da beraber gerekirse iftar çadırlarımıza, camilere, teravihlere, hatimlere, gerçi şimdi çocuklarımız, gençlerimiz okullarda daha okul tapayız olduktan sonra hep beraber gidin camide teravih olmaz mı? Gençlerimizle beraber ne kadar güzel olur. Ramazan'ın güzelliklerini, hasretlerini bu gençlerimize vermemiz lazım. Yarın biz o gençliğimize o güzelliği aktarmazsak, o gençlik yarın anne baba olduğu zaman nereden acaba? Anne baba da görecekler ki, büyükler de görecekler ki o gençler de yaşayacak. Ramazan ayı çocuğun İslami kimlik aşısı yapılabilmesi için en önemli fırsatlarımızdan bir tanesi. Bu ayda özellikle gençlerimizle, çocuklarımızla biraz daha fazla ilgilenelim. O duyguyu, o İslami samimiyeti, orucun güzelliklerini, hasretlerini, fiillerini, namazın kılınmasını önce kendimiz örnek, sonra çocuklarımızla beraber yaşamak. Ramazan'da Müslüman hanelerinde önemli bir değişim, heyecan, telaş kaplar. Ramazan öncesi evleri tatlı bir heyecan ve telaş kaplar. Alınmayan müstesna yiyecekler, o ayda borç, harç alınır. O ayda yemeklerin, tatlıların sayısı ve çeşitliliği çoğalır. Bütün bunlar çocuklar için çekici, ilgilendirici, onun bu ilgisini değerlendirerek ona Ramazan'ı, camiyi, cemaati ve Kur'an'ı sevdirmenin yolları anlatmamız gerekir, yaşamamız gerekir. Çocuklara oruç tutmak büyük zevk verir. Açlığın zorluğunu güzel alarak, göze alarak ailesine, kendisine ispat etmeye çalışır. Tahammül edebilecek yaşa gelince kadını onun
yaşamasına yardımcı olmak gerekir. İftar sofradaki mutluluğun en küçük üyesi olarak onun iftar mutluluğunu tatması, yaşaması gerekir. İftarlarıyla, sahurlarıyla, teravih namazlarıyla, okunan mevlidlerle çocuklar Ramazan'ı severler. Bu atmosferden yararlanarak çocukların Ramazan maneviyatını doya doya yaşamalarını sağlamalarını, tuttuğu oruç veya kıldığı namazdan dolayı tebrik edilen, ödüllendirilen çocuk dini sever. Başını okşayacaksın camide gördüğün zaman. Çocuk hareketlidir, yaramazlık yapabilir. Kolundan tutacaksın, başını okşayacaksın. Bizim bu hasretlerimiz cami cemaati olarak bu çocuklarımıza, gençlerimize ne olur biliyor musun? Hafızasından silmez bu gençlik. Beyninden silmez bu gençlik. Ömür boyu devam ediyor. Onun için gençlerimize güzel davranmamız lazım. Ellerinden tutmamız lazım. Sevgimizi önce onlara aşılamamız lazım. Bu güzel günlerin güzelliğini anlatmamız lazım. Allah-u Teala'yı anlatmamız lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatmamız lazım. Ki gençlerimiz de bunu anneden, babadan, yakınlardan öğrenmesi gerekir. Çocuklarımız tertemiz bir yaratışla sahiptir. Ona şekil veren başta anne ve babalar üzere çevresidir. İyi veya kötü etkilere açıktır. Çocukların bu temiz fıtratların korunması ve kirletilmemesi anne babalara düşen önemli bir görevdir. Çocuklar kendilerine söylenenlerden daha gördüklerine, yaşadıklarına ve tanık olduklarına itibar ederler. Sözlerden daha çok yaşadıkları onlar üzerine etkili olur. Bu bakımdan küçük yaştan itibaren onların İslami kimlikleri yaşayabilmeleri için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor.
Başka bir ayet-i kerimede ise Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü hu enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhan nasu vel hicaretu aleyha melâiketun gılâdun şidâdun la ya'sûnallâhe mâ amarahum ve yef'alûne mâ yumarun. Sadakallâhu. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler var. Başka bir ayet verebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkunluklarının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutkunluklarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Bu ayet-i kerimenin vela bağlantısı şöyle olabilir. İslami kimlik aşılanmadığı zaman sonraki kuşakların ahlaki bir uçuruma yuvarlanabileceğinin Kur'an'da geçen örneği salih insanların neslinden gelmelerine rağmen daha sonraki kuşaklarda yeni bir kimlik kazandırılmadan yetişen nesillerin doğru yolda sapmış olmaları. Demek ki gençlerimizi, çocuklarımızı bu Ramazan ayının günlerini iyi değerlendirmemiz gerekir. Oruçlarımızı erginlik çağına geldiyse hep beraber almamız gerekir. Eğer gelmediyse en azından onlarla beraber iftara bir müddet kala onlara yemek verme, aynı masayı, sofrayı kullanalım. Niye? O günlerin özlesinden. Beraber o iftarın aşkını yaşasınlar. Camilerde teravihler yaşasınlar. Ki ben annemden, babamdan, yakınımdan bunu gördüm veya görmedim demesin çocuğumuz. Bizde yarın mesul olmuyor. Evet, hadis-i şeriflerde ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden mesuldür. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar, efendisinin malının çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumludur. Hiçbir çocuk yoktur ki fıtrat üzere doğmuş olmasın. Sonra onun annesi, babası Yahudileştirsin, Hristiyanlaştırsın veya Mecusileştirsin. Rabi sonra isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğunluğu bizdir. Şüphesiz ki Allah-u Teala kişinin aile bireyleri hakkındaki sorgusuna varıncaya kadar
her çobana sorumluluk sahibi, her kişiye gittiğinin sorumluluğundakilerin hesabını soracak mı? Allah muhafaza buyursun. Yoksa zayi mi bilemeyiz. Bakkatla yükümlü olduğumuz kişilere sorumluluklarını yerine getirmemeyerek zayi etmesi kişiye günah olarak yeter. Hazreti Peygamber 7 yaşına geldiklerinde çocuklara namazın öğretilmesini, emredilmesini istemiştir. Sahabe çocukları oruca alıştırırken onlara oyuncaklar hazırlarlardı. Birisi yemek için ağladığında bunlar verilerek iftar vaktine kadar oynamalarını sağlarlardı. Bu itibarla kendisine öğretenleri anlayacak ve yaşa başladığı andan itibaren çocuğa dini bilgiler verilmeye başlamıştır. Bir hadiste çocuk 7 yaşına ulaşıp sağını solunu ayırt etmeye başladığını ona namazı emredin denmektedir. Resulullah İbni Ömer 14 yaşındayken cihada katılmasına izin vermemiş fakat 15 yaşına gelince izin vermiştir. Sahabe bin Yezid, babasının kendisine veda haccı sırasında Resulullah'la birlikte hac yaptırdığını aktarmaktadır. Ben o zaman 7 yaşındaydım. Resulullah Revah'ta bir grup yolcuya rastladı. Bunlardan bir kadın kendisine bir çocuğu kaldırıp bunun içinde hac caiz olur mu diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet olur ve sana da sevabı vardır. Sevabı gelir. Hazreti Peygamber çocuklarınıza ikram ve ihsan ettiğiniz, onlara güzel terbiye ettiğiniz buyurmuştur. Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakmaz. Evet kardeşlerim. Kişinin çocuğunun eğitimiyle uğraşması bir sadaka vermesinden daha iyidir. Demek ki çocuklarımıza hem dini eğitimini vereceğiz, hem eğiteceğiz, hem helali haramı, büyüğe karşı saygıyı, sevgiyi, muhabbeti, gençlerimize öğreteceğiz. Sonra o gençlerimizin başına yarın bir tane polis gitmeyelim. Bir güvenlik gitmeyelim. Bu gençler hep anne babanın evlatlarıyız. Aynı ortamda yaşıyoruz. Komşumuzdaki veya çocuğumuzun bir rahatsızlığı bizi komşumuzun ve yaşadığımız ortamı ve bulunduğumuz alanı etkiliyor. Zarar veriyor veya hayır veriyor. O açıdan gençlerimize önem verelim. Okullar tatil olmak üzere camilere yollayalım, dini terbiye alsınlar. Namaz kılmalarını öğrensinler. Allah sevgisini, Peygamber muhabbetini öğrensinler. Sevdirerek başlarını okuyarak bunlara anlatalım. Beraber gidelim. Beraber yaşayalım. Kolundan kalıp başına okuyalım. Cami cemaatimiz de camiye gelen gençlerimize lütfen başlarını okusunlar. O yanlış olabilir. Hareketli olabilir. Ama tarif aynı. Bizim gibi değil. Bunları sevindirelim. Kuşlanarak aramıza almamız gerekiyor. Bizim gençliğimize ne verirsek
onu bekliyoruz. Vermezsek hiç beklemeyiz. Mahşer günü deniyor ayet-i kerimede. Karı kocasından, önce karısından kaçtığı zaman, evlat babasından, baba evladından kaçtığı zaman niye kaçıyor? Neyin haram, neyin helal olduğunu, toplumdan insanlara zarar verdiyse o nesli, o yüzden kaçar. Neden kaçar? Ben de evladımın hakkı var üzerinde, benim sevaplarım alır gider diye korkar kaçar evladından, zatlaşır, beni görmez diye. Ama görmemen geldi değil, ne kadar kaçsa da o babadan o hak. Kardeş kardeşten kaçar. O hak alınır. Ne kadar kalsın dahi o haklar alınır. Sahibine ben teslim edilir. Kısaca özetleyecek olursak gençlerimize sahip çıkalım. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızın birinin bakımının birinin tarafında birinin bahçesine girdiği zaman eyvah dediğimiz zaman işte o zaman biz yanarız. O haram olduğunu, komşunun malını sormadan alındığı zaman haram olduğunu o çocuğa öğretmemiz lazım. Sahibi olmadığımız bir bisikleti kişinin bahçesinden alıp da binmek haram olduğunu söylememiz lazım. Ama bunu tatlı bir dine anlatmamız lazım. O çocuğun meyveden yeri yapmamız lazım. Bunun yanlış olduğunu ve bunun alıp da binme hakkına sahip olmadığını anlatmamız lazım. Çocukların camı kırıp veya kilidi açıp da bir yerde hırsızlık yaptığı zaman, bir başka kişiye zarar verdiği zaman, eyvah dediğimiz zaman, bizimize vurduğumuz zaman, işte bunun geçmişte o aşibetler olsun, kendisi olduğunu bilmesi gerekir. Onunla yetineceğini bilmesi gerekir. Bunun hep ama bulunduğu ortamla yetinmesinin gerektiğini, gerekeceğini bilmesi gerekir. Evet, değerli kardeşlerim, bizlerin çadırlarımızı takip eden dinleyen kardeşlerimize, öncelikle merkezde hep beraber iftar ediyoruz kardeşlerimize, Bezkese'de, pazar yerinde, ki kardeşlerimize, Karaçalı Mahallesi'ndeki Tuncay kardeşimiz, hocam bizim ismimizi hiç zikretmiyorsun diyorsun. Biz buradan ona selam söylüyoruz kardeşlerimize, misafirlerimize iyi bakmasını temenni ediyoruz, diliyoruz. Kardeşkürü Mahallemizdeki iftar çadırındaki hizmetmen kardeşlerimize de, oraya toplanan cemaatimize de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bizler alan el olmayalım, veren olalım. Eğer insanlara ikram ettikçe, yedirdikçe, yardım ettikçe tat alabiliyorsak, zevk alıyorsak, ruhumuz tutmayıp ise demek ki o yolda yedirelim. Varsa yedirelim, ikram edelim. Ki hem alanımızın içindeki çürüklerin katılmasına vesaire gözlüğü ağaçlar. Rabbim var olduğu zaman vermesini bile rızayı bari için veren, Allah için veren kullarından eylesin. Bakın çadırlarımıza hizmet ediyor kardeşlerimiz, yardım ediyor. Belediyemiz öncülük ediyor ama iş arkadaşlarımız, iş adamlarımız da yardım ediyor. Onların katkılarıyla beraber ne yapıyor? O da imkanlarla beraber alıyoruz. Allah razı olsun. Niyetlerini kabul eylesin. Ticaretleri ticaretinden de bu sıra mazhar eylesin. Diyorum, bir kısa zamandan aldım, dua ederim, ondan sonra iftar vakti geliyor. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel alemin ve ya Rahman Rahimin. Bu iftar vaktinde Zat-ı İlahiyye'ne iman ederek Habib
hayırlarımızı, yapmış olduğumuz hayır vasıratlarımızı, ibadat hutaatlarımızı, namazlarımızı dostlarıyla beraber kabul eyle ya Rabbi. Sen affedensin, sen bağışlayansın, sen merhamet sahibisin. Bizleri affeyle, bizleri bağışla. Günahlarımızı bağışla. Geçmişlerimizi, günahlarını bağışla. Ya Rabbel Alemin, çadırlarımıza ikram eden, ikramda bulunan kardeşlerimizin ticaretlerini ticareten mente bu sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Kazançlarını ve kazançlarımızı bereketli eyle. Rızıklarımızı bol ihsan eyle. Geçmişlerin ruhlarını şad eyle. Günahlarını ve günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ancak sana kulluk eder, dua eder, ibadet eder, oruç tutar ve ancak senden bekleriz. Yardım bekleriz. Bizi, ana babamızı ve bütün iman müminleri bağışla. Şüphesiz işiten dualarımızı, ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı noksanlarıyla beraber kabul edensin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Senin verdiğin rızık